Sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 5. sınıf Kur'an-ı Kerim ders kitabımızın 1. ünitesini işleyeceğiz. Dersimizde neler var? Kur'an-ı Kerim'i tanıyalım bölümüyle başlayacağız dersimize. Hazırlık çalışmalarımızın 1. sorusu değerli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim hakkında araştırma yapınız diyor. Kur'an-ı Kerim değerli arkadaşlar, Allah tarafından son ilahi kitap olarak son peygamber Hazreti Muhammed'e 610 ila 623 yıllar arasında, yani 23 yıl boyunca peyderpey, parça parça, zamana, mekana ve olaylara göre peygamberimize Cebrail tarafından gönderilen evrensel bir kitaptır. Yani artık Kur'an-ı Kerim tüm dünyadaki tüm insanlığa, tüm milletlere gönderilmiş bir kitaptır. Ve Kur'an-ı Kerim'den sonra artık yeniden bir kitap, Hazreti Muhammed'den sonra yeni bir peygamber gelmeyecektir. Dolayısıyla insanlığın hem bu dünyada mutlu ve huzurlu, saadetli bir hayat yaşaması için hem de ahirette Allah'ın inananlar için vaat ettiği cennete ulaşabilmek için Peygamber Efendimizin tebliğ ettiği Kur'an-ı Kerim'i öğrenip hayatımızda yaşamalıyız, emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmalıyız. İkinci sorumuz, Hazreti Adem'i konu alan iki ayet meali bularak sınıfta okuyunuz diyor değerli arkadaşlar. Bununla ilgili size şunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'inde 6666 tane ayet vardır ve bu Kur'an-ı Kerim içerisinde bazı peygamberlerin bizzat isimleri zikredilerek onlar hakkında Hazreti Adem değerli arkadaşlar Allah'ın dünyada yarattığı ilk insan aynı zamanda da ilk peygamberdir. Hazreti Adem'le birlikte dünya hayatı başlamıştır. Hepimiz Adem'deniz. Yani Adem'den topraktan yaratılmıştır. Bizler de Adem'in soyundan devam eden Müslümanlarız. Kur'an-ı Kerim'in kıymetli arkadaşlar en son sayfasında fihrist bölümü vardır. Fihrist bölümünde konularına göre mesela Hazreti Adem, Hazreti İsa, Hazreti Musa ile ilgili bilgiler vardır. Siz oradan Hazreti Adem bölümünü bulacaksınız. Hazreti Adem ile ilgili iki tane ayetini yazacaksınız. Rahmet kavramı hakkında araştırma yapınız. Değerli arkadaşlar, rahmet, Hazreti Muhammed alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Yani Allah dünyada yarattığı insanlığın hem dünyada mutlu olabilmeleri için hem de ahirette cennete ulaşabilmeleri için onlara rahmetiyle Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir ve onu açıklayan Hazreti Muhammed'i peygamber seçmiştir. Bu ne demektir? Dünyada insanlığın ev ödevi Kur'an-ı Kerim'dedir değerli arkadaşlar. Nelerin doğru olduğu, nelerin yanlış olduğu, neleri yapmamız gerektiği, neleri yapmamamız gerektiği konusunda Allah Kur'an-ı Kerim'de bize bilgiler vermiştir. Hazreti Muhammed de Kur'an-ı Kerim'i insanlığa tebliğ etmiş. Yani Allah'tan aldığı şekliyle anlatmış. Daha sonra tebyin etmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'i açıklamıştır kıymetli arkadaşlar. Son olarak da Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bizzat kendisi yaparak ümmetine örnek olmuştur. Yani Peygamberimiz gelen Kur'an'ı ilk yaşayandır, yürüyen Kur'an'dır. Hazreti Muhammed'in ahlakı Kur'an ahlakıydı. Dolayısıyla alemlere rahmet olarak Peygamberimiz gönderilmiş ki insanlık hidayete ersin, Müslüman olsun ve cennete gidebilsinler diye. Kur'an-ı Kerim'i öğreniyoruz bölümüyle devam edelim değerli arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i niçin okumalıyız? Kıymetli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim biz insanları yaratan Allah'ın sözüdür. Dinimiz İslam'ın temel kaynağıdır. Kur'an-ı Kerim bize öncelikle Allah'ı tanıtır, Peygamberimizi tanıtır ve dünyada nasıl yaşayacağımızı öğretir. Kur'an-ı Kerim'de değerli arkadaşlar, inançla ilgili, ibadetle ilgili, ahlakla ilgili ilkeler vardır. Kur'an-ı Kerim hem birey hem de toplum olarak, sosyal olarak dünyada neleri yapmamız gerektiğini, nelerin helal olduğunu, nelerin haram olduğunu, yani Allah'ın neleri yapmamız istediğini, neleri yapmamamız istediğini bizlere bildirmiştir. Biz bunları akıllı olarak yaratıldığımızdan dolayı değerli arkadaşlar, her insanda akıl vardır. Aklı ile insan iyiyi doğrudan doğruyu yanlıştan, haramı helalden ayırt edebilir. Ve kendi özgür iradesiyle bunu yaptığı zaman işte insan imtihan edilmiş olur. Bu imtihanda mutlu da olabilir, mutsuz da olabilir. İşte buna sorumluluk denir değerli arkadaşlar. Yani Kur'an-ı Kerim'i
kabul edip emirlerini yapıp yasaklarından kaçınırsak bu bir sorumluluktur. Ve bu sorumluluğun sonucu olarak Allah bizi mükafatlandıracak. Ama tersi olursa inanmayız ve Allah'ın yasakladıklarını yapar isek bunun sorumluluğu da yine kendimize aittir. Ve ahirette değerli arkadaşlar bunun hesabı bizden sorulacaktır. Kur'an-ı Kerim kıymetli arkadaşlar insanlığın iki dünyada da yani geçici olan, fani olan hem bu dünyada hem de ebedi kalacağımız ahirette mutlu olmamızı ister. Kur'an-ı Kerim'de Allah bakın ne buyuruyor. Resulüm sana bu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik. Değerli arkadaşlar demek ki Allah Kur'an-ı Kerim'de hem kendini hem geçmiş milletleri hem peygamberleri hem güzel ahlakı açıklar ve biz de bunları okuyarak öğreniriz, hayatımıza geçiririz. Hazreti Adem'den itibaren gönderilen tüm dinlerin değerli arkadaşlar ortak adı İslam'dır. Dolayısıyla tüm dinler Allah'ın tevhid inancını anlatır. Yani Allah'ın var ve bir olduğunu anlatır. Hala Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı, onda birçok tutarsızlık bulunurdu diyerek Kur'an'ın mucizeliği bizlere anlatılır değerli arkadaşlar. Kur'an, Hazreti Peygamber tarafından insanlığa tebliğ edildiği şekliyle günümüze kadar ulaşmıştır. Tek harfi dahi değişmemiştir ve Kur'an'ın bir benzeri insanlık tarafından ortaya konulmamıştır. Kur'an-ı Kerim okuyarak değerli arkadaşlar hem sevap kazanırız hem de anlamını öğrendiğimiz zaman hele hele Arapçayı öğrenip de okuduğumuz ayetlerin ne anlama geldiğini bildiğimiz zaman ondan mutluluk alır, haz alır, aynı zamanda da sevap kazanırız. Kur'an-ı Kerim'de Allah bakın eğer biz bu Kur'an'ı bir daha indirseydik muhakkak ki onu Allah korkusundan baş eğerek parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz. Değerli arkadaşlar, Allah dünyada muhatap olarak insanı kabul etmiştir. Yani dünyanın yönetimi insana aittir. Dağlar, taşlar, denizler, güneşler insanın emrindedir. İnsanın mutluluğu için vardır onlar. Ve dünyayı yöneten insandır. Dolayısıyla Allah Kur'an'ı insana göndermiştir. İnsanı muhatap almıştır. Nasıl ki telefonlarımıza bir mesaj geldiği zaman dıt dıt dediğinde hemen koşarak bakıyoruz acaba kimden ne mesaj geldi diye. İşte Kur'an da bize Allah tarafından gönderilen bir mesajdır. Ve bu mesajı açıp okumalıyız. Evimizde en çok kullandığımız odamızda, en çok oturduğumuz masamızda, cep telefonumuzun, televizyon kumandamızın bulunduğu yerde muhakkak bir Kur'an'ımızın olması, abdestli bir şekilde onu okuyup, anlayıp, ailemizle birlikte, arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle birlikte müzakere edip Allah bu Kur'an'ı niçin gönderdi? Biz neden okumuyoruz? Neden anlayamıyoruz diye düşünmeliyiz. Çünkü Kur'an anlaşılsın diye, öğüt alsın diye gönderilmişti değerli arkadaşlar. Peygamber Efendimizin değerli arkadaşlar ahlakı Kur'an'da. Kur'an'ın öğütlerini uygulamıştır Peygamberimiz. Eşi Hazreti Ayşe'ye sorulduğunda siz Kur'an okumuyor musunuz? Hazreti Muhammed'in ahlakı Kur'an'dı diyerek bizlerin ahlaklı birer nesil, ahlaklı birer Müslüman insan olabilmemiz için Allah'ın emirlerini öğrenip uygulamamız gerekir kıymetli arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sizin en hayırlınız Kur'an'ını öğrenen ve öğretendir buyurmuştur. Dolayısıyla dünyada zengin olmak, üstün olmak, makam mevki sahibi olmak ya da fakir olmak, işte Arap olmak, Rus olmak, Türk olmak üstünlük vesilesi değildir kıymetli arkadaşlar. Üstünlük ancak takvadadır. Yani Allah'ı en çok seven, onun yapma dediklerinden en çok kaçınan insan üstündür. Ve hayırlı olabilmemiz için, yani Allah katında bir değerimizin, bir kıymetimizin olabilmesi için de Kur'an'ı öğrenmeliyiz ve bilmeyenlere de muhakkak öğretmeye gayret etmeliyiz. Çünkü bu dünyada yaratılış amacımız Allah'a iman, ona ibadettir değerli arkadaşlar. Birinci görevimiz budur. Eğer iman, inanç yoksa, Allah'a da ibadet etmiyorsak, bu dünyada görevimizi layıkıyla yerine getiremiyoruz demektir ve ahirette hüsrana uğrarız. Değerli arkadaşlar, Kur'an'ı okurken zorluk çeken ve buna rağmen onu okumaya çalışan kimselerin daha çok sevap kazanacağını bildirmiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama ben size şunu iddia ediyorum, Kur'an-ı Kerim okumak zor değildir. Hiç bilmeyen, hiçbir öğretmeni dahi olmayan YouTube'dan ya da herhangi bir sosyal medyadan
Kur'an'la ilgili bir program açtığınız zaman bir ay içerisinde değerli arkadaşlar çok rahat bir şekilde öğrenirsiniz. Ama bir öğretmen eşliğinde öğrenmek tabii ki daha güzeldir. Etrafınızda da muhakkak bilenler vardır. Bir bilenle Kur'an-ı Kerim'i muhakkak yüzünden okumaya çalışın. Anlamında meallerden okuyarak kendinize örnek alabilirsiniz. Orada yazılanları anlayabilirsiniz. Kıymetli arkadaşlar, Kur'an okumak ya da Kur'an dinlemek, Kur'an'ı anlamak insanın psikolojisini rahatlatır. Çünkü insan Kur'an okuduğu zaman Allah'ın yüce bir varlığını tanır ve kendisinin boşa yaratılmadığını, dünyanın ve içindekilerin boşa yaratılmadığını, insanın emrine verildiğini ve bu dünyada yapılan iyiliklerin, kötülüklerin, haksızlıkların ya da adaletlerin mükafatı ya da cezasının ahirette verileceğini düşünerek insan huzurlu ve mutlu olur. Düşünün, ahiret hayatı olmasaydı bu dünyada yapılan her şey, hırsızlıklar, cinayetler, terörler, yapanların yanına kâr kalsaydı insan çok üzülürdü. Ya da bizden önce vefat eden büyüklerimizin, dedelerimizin, babalarımızın, ninelerimizin, akrabalarımızın yok olacaklarını, bir daha onlarla asla görüşemeyeceğimizi düşünseydik insan psikolojik olarak mahvolurdu. Ama biz ne diyoruz? Dünya imtihan yeridir. Bu imtihanı kazanırsak ahirette sevdiklerimizle beraber tekrar cennette inşallah bir araya geleceğiz. Kur'an sevgisi. Sevgili arkadaşlar, duygularımızın en güzeli sevgiyle yeşerir. Değil mi? Sevgiyle annemiz, babamız bizleri kucaklar ve biz de onlara saygı duyarak ve onları daha çok severek mutlu oluruz. İnsan sevdikleriyle mutlu olur. Biz de en çok Allah'ı seveceğiz, peygamberimizi seveceğiz, değil mi? Peygamberimizi arkadaşları, sahabeler ona hitap ederken "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah" derlerdi. Yani iki cihan güneşi önderimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed bizlerin kurtuluşu için 23 yıl boyunca mücadele etmiş, savaşmış ve insanlığı İslam'la tanıştırmış. Dünyanın en güzel ve en sistemli yaşayışının Kur'an'da olduğunu ve Kur'an'a sarılanların Allah'a sevgilerini en iyi ifade edebileceklerini bizlere bildirmiş. Bizler de Hazreti Muhammed'in yaşadığı gibi değerli arkadaşlar, Kur'an'ı öğrenip hayatımıza örnek aldığımız zaman bizler işte o zaman Kur'an'ı sevmiş oluruz. Yoksa en güzel kaplara koyup yüksek bir yere astığımız zaman Kur'an bize küser, beni neden okumuyor diye sizlere darılır değerli arkadaşlar. Çünkü Kur'an okumak, anlaşılmak ve uygulanmak için gönderilmiştir. Rabbimiz Kur'an'da bizleri muhatap alır kıymetli arkadaşlar. Namaz kılarken biz Kur'an'dan ayetler okuruz. Kur'an-ı Kerim'deki yazılan peygamber kıssalarını anlayarak, öğrenerek onların başına gelen afetlerin neden geldiğini, onlar neden yok olduklarını düşünerek aynı hataya bizlerin de düşmemesi için değerli arkadaşlar Kur'an'ı muhakkak okuyup anlamalıyız. Allah'ın kitabı Kur'an'ı okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık harcayanlar asla zarara uğramayacak. Bir kazanç umabilirler. Çünkü Allah onların mükafatlarını tam öder ve lütfundan onlara fazlasıyla verir. Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve şükrün karşılığını bol bol verendir. Kıymetli arkadaşlar, nasıl ki bu dünyada kötülük yapanlar, haksızlık yapanlar, cinayet işleyenler ahirette muhakkak cezasını çekeceklerse, tam tersi olan salih amel işleyenler, anne babaya iyi davrananlar, akrabalarına yardım edenler, fakir fukaraya güzel davranıp onlara yardım edenlere de Allah mükafat vereceğini vaat ediyor. Yani yapılanların boşa olmadığını, ahirette Allah onların kat kat fazlasını bizlere vereceğini vaat ediyor. Peygamberimiz değerli arkadaşlar Ebu Zer'e şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, Allah'ın kitabından bir ayet öğrenmek için sabahleyin evinden erken çıkman, 100 rekat nafile namaz kılmandan daha hayırlıdır. Kıymetli arkadaşlar, namaz kılmak dinimizin direğidir. Her Müslüman 5 vakit namazını kılmalıdır. Ayrıca Peygamberimizi örnek alan Müslümanlar nafile namazlar da kılarlar. Yani fazladan belirli vakitlerde belirli namazları kılarlar. İşte bunlara nafile namaz denir. Ancak öğrenmek, ilim öğrenmenin bu nafile namaz kılmaktan daha eftal olduğunu, tabii ki onu kılanlar sevabını kazanırlar ama Kur'an'ı öğrenmek,
Kur'an'ı anlamak, başkalarına öğretmenin ilim olduğunu ve bu konudan daha sevap olduğunu Peygamberimiz bildirmiştir. Peygamberimize ya Resulallah, Allah'ın en sevdiği amel hangisidir diye sorulmuş değerli arkadaşlar. Peygamberimiz konup göçeridir buyurmuş. Konup göçen. Adam demiş ki konup göçen nedir ya Resulallah deyince Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okuyup hatmedince hemen yeni bir hatme başlayandır. Bakın Kur'an değerli arkadaşlar öyle bir kitaptır ki Arapçasından okunduğu zaman sevap kazandıran tek kitaptır. Tabii anladığımız zaman bu sevap daha da katlanıyor. Başından sonuna kadar Kur'an'ı okursak zaten hatim sevabı kazanıyoruz. Başından sonuna kadar ezberleyen Müslümanlar, şerefli Müslümanlar vardır ki onlara da hafız denir kıymetli arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar dersimizi burada bitiriyoruz. İkinci dersimizde inşallah Hazreti Adem Aleyhisselam'ın hayatı kıssasıyla derslerimize devam edeceğiz. Yeni derslerde görüşünceye kadar Kur'an'ı sevmenizi, Kur'an'ı anlamanızı ve Kur'an'ı hayatınıza rehber edinmenizi, ahirette de Kur'an'ın şefaatine nail olmanızı dileyerek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.